İyi akşamlar arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün ee, Liz Truss konuşmak istiyorum. Dün İngiltere'de Muasker Parti'deki liderlik yarışını kazandı. Epeyce tantanalı bir yarıştı. Bugün de Kraliçe Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı. Kabinesini kurup işine başlayacak. Dışişleri Bakanı olarak onu Ukrayna Savaşı'nda ajitasyon ve manipülasyon konusunda başı çekerken izledik. Başbakan Boris Johnson Kiev'i kurşulsuz destekledi. Futursuzca kışkırttı. Hatta savaşın gidişatına dair propaganda bakanı gibi çalıştı. Rusya karşıtı politikayı AB'nin tepesine bir çuval olarak geçirmek için de epeyce çaba harcadılar. Listras bütün kifayetsizliği ile bu politikaya eşlik etti. Başbakan olarak da bu minvalde devam edeceğini anlıyoruz. Avrupa'nın batı kanadı Rusya karşıtı siyasette gelgitler yaşadığı için İngilizler doğu kanadına yatırım yapıyor. Bu minvalde doğu Avrupa ile yeni bir birlik oluşturma fikrini de geçen baharda bir tartışmaya açmışlardı. İngiliz Milletler Topluluğu gibi Avrupa Milletler Topluluğu adı altında bir birlikten söz ediyorlar. İngiltere'nin liderliğinde Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yer alacağı bir birlik. Tabii Türkiye'yi de ihmal etmiyorlar. İngilizler stratejik kurgularında Türkiye'ye özel bir yer açarlar. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin alınması konusunda da içeriden baskıyı kuran İngilizler'di. Tabi Brexit'le bu denge tamamen değişti. Johnson ve Truss ikilisinde gördüğümüz bir gözü dönmüşlük vardı. Birleşik Krallık'ın Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılırken imparatorluğu yeniden yazma planlarına uygun bir sendrom olarak da bu ikilinin hırslarını yorumlayabiliriz. Yani bu durum sadece Boris Johnson'ın ihtiraslarıyla ya da Nistras'ın kifayetsizliğiyle izah edilemez diye düşünüyorum. Yeni bir istikamet var. Bu e, Londra'da e, belirlenmiş bir istikamet. Johnson ve Truss da bir tandem düzeni içerisinde devamlılık arz ediyor. Londra Washington'ı dürtüyor. Çünkü ABD olmadan İngilizler sömürgecilik taslayacak güce sahip değil. İngiliz yönetim ileti Kiev'i Ukrayna için askeri zafer dışında bir çıkışın olmadığı konusunda ikna etti. Bütün askeri, politik ve diplomatik kapasitelerini bunun için seferber ettiler. Fakat zaferin gerektirdiği askeri yardımda yapmadılar, yapamadılar. Daha seçici davrandılar yardım konusunda. Yaptıkları yardım Ukrayna'da Rusya'nın hırpalanması, kırılması stok, silah stokunun eritilmesi ve ekonomik olarak çökertilmesi. Ama bu aynı zamanda Ukrayna'yı da yok ediyor ve çökertiyor. Bu yüzden Ukrayna İngiliz-Amerikan komplosunun bir kurbanıdır. Yani benim fikrim bu. Margaret Thatcher pozlarıyla defalarca çok komik durumlara düştü. Moskova'ya gittiğinde teatrın tarzında giysilerle onu taklit etti. Sıcak havada, eksi 20lerde giyinmesi gereken kışlık giysilerle bunu yaptı. Truss'ın e Amerikan güdümlü Avrupa siyasetinde or orkestra şefliği yapan Avrupa Komisyonu Başkanı e Ursula von e Leyen ile de arası çok iyi ve Tras'la birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini açıkladı. Biz işlerin ne kıvamda ilerleyeceğine dair bu paslaşmalara bakınca da bir fikir sahibi olabiliyoruz. ABD'nin Çin'i kuşatma siyasetinin de hareketli ortağı, hatta Amerika'dan daha şahin olduğunu söyleyebiliriz. Çin'in G7 ülkelerine ihtiyacı olmadığını savunuyor mesela. Küresel ekonominin yarısını temsil ediyoruz diyor. Uluslararası kurallar ihlal edildiğinde bu neyse artık ne tür seçimler yapmaya hazır olduğumuzu Rusya'dan Rusya'da gösterdik Rusya ile gösterdik e, NATO'nun Asya-Pasifik'te Japonya ve Avustralya ile birlikte ortak hareket etmesi gerektiğinde yine hararetle savunuyor. E, aklı sıra Rusya'yı gösterip Çini korkutuyor e, Rusya'ya yaptırım ve ambargolar e, Rusya'dan daha çok Avrupayı sarsar hale geldi. ABD uzakta ve tuzu kuru. Gazını Avrupa'ya satıyor. elbette hem İngiltere hem ABD etkilendi ama Avrupa Birliği üyeleri kadar değil. Avrupalı enerji Avrupa enerji ve silah baronları tarafından bu bu durum Avrupa'nın bu durumu enerji ve silah baronlarını mutlu ediyor. Şimdi Avrupa'da fiyatlar tırmanıyor, kışa doğru baskı daha da artacak. Hükümetler şimdilik milyarlarca euro sübvansiyonlarla enerji fiyatlarını baskılamaya çalışıyorlar, vatandaşlara yansıtmamaya uğraşıyorlar. Fakat bu kriz uzarsa Avrupa ekonomisi kayaya çarpmış olacak. AB'den ayrılan İngiltere asıl bedelini kıta Avrupası'nın ödeyeceği bir siyasette el yükseltiyor sürekli olarak. Avrupa Komisyonu da Londra Washington hattıyla uyumlu. Brüksel'de Avrupa içinde AB karşıtlığını 2'ye 3'e katlayacak bir siyaset izleniyor. E, tabii ki Ukrayna e, İngiliz ve Amerika'lan birlikte kurguladığı bir vekile savaşının kurbanı ancak e, ikinci sıradaki kurban da Avrupa. AB'ye tarihin en kırılgan e, dönemlerinden biri e, yaşatılıyor şu anda. Doğu ve Batı kanatlar arasındaki gerilim Yeni boyutlar kazandı, kazanmaya da devam ediyor. Bu ABD ve İngiltere'nin çok işine yaradı. Pek çok açıdan bunu söyleyebiliriz. Avrupa'da birkaç şeyi birden sabote ettiler. Ukrayna Savaşı Kıta Avrupa'sını hizalama operasyonuna dönüştürüldü her şeyden önce. Avrupa Birliği'nde stratejik özellik yönelimine büyük bir darbe vuruldu. ABD'nin e, Afganistan'dan ortaklandığı gece yarısı arkada bırakıp kaçması özellikle NATO'da ciddi tartışmalara yol açtı ve bir çeşit e, ortaklık krizi diyebileceğimiz bir kriz yaşandı. ve Avrupa'da e, Sözcük Özellik tartışması yeniden alevlendi Fransızların başını çektiği. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti derken e, NATO'yu dirilttiler ve yeniden kodladılar. Bu kodlar ee, Avrupa'ya düşman, Çin'e hasım e, ve tehlike diyor açıkçası. E, i̇kinci yaptıkları ikinci darbe Kuzey Akım 2'yi devreye e, girmek üzereyken e, durdurdular, sabote ettiler. Ve e, bu enerji hatları üzerinden Rusya Avrupa ilişkilerinde yeni bir milat başlayacakken e, buna son verdiler. Bir de Avrupa... Çin'le ticari ortaklıkta yeni bir stratejik çerçeve üzerinde çalışıyordu. Onu da bir bakıma kurşuna dizdiler. Bir diğer boyut Nordik coğrafyası ile ilgili. Burada tarafsızlık siyaseti vardı ve bunu da tarihe gömdüler. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin önünü bu şekilde açmış oldular. Ve dahası Kuzey cephesi tahkim ediliyor. Kuzeyde bir e, paylaşım savaşı bekleniyor ve e, buradan e, artık NATO da oraya e, ayağını sağlam alacak bir şekilde e, ayağına yer açmış oldu daha doğrusu. E, Doğu Avrupa'yı e, tamamen nüfuzları altına aldıklarını da yine söyleyebiliriz. E, bunları Almanya, Fransa'ya karşı bir kaldıraç olarak da kullanıyorlar yani Avrupa Birliği içerisinde. Tabii burada bir de İngiliz miyopluğundan söz etmek gerekir. O da şu, Ukrayna'da Almanya'nın çözümü daha önceden çözüme Minsk grubu çerçevesinde işte ayrılıkçı Donbas ile Kiev arasında bir uzlaşmanın sağlanmasıydı. Bunun için bir yol haritası üzerinde anlaşmışlardı. anlaş Yani var olan iki tane ateşkes anlaşması bu çerçevede bir yol haritası öngörüyordu. Ancak bu çözümü desteklemek yerine Kiev'de siyaseti rehine alan neo nazi kanatlara yatırım yaptılar. Savaş patlak verdiğinde de Almanya kritik kararlar almak durumunda kaldı. Tabii ki Almanya'daki yeni iktidar ortakları fazla direnç gösteremediler. Bu kararlardan biri Kuzey akım iki, ikiye çöpe atmak oldu. İkincisi de savunma harcamalarını arttırmak oldu. 100 milyar euro civarında bir yeni bir savunma bütçesi ilan edildi. Bu Almanya'nın yeniden militarizasyonu anlamına geliyor. Hitler'e karşı da başlangıçta sakinleştirme siyaseti gütmüş olan İngilizler bunun ne demek olduğunu bilirler. Ancak miyopluk derken birazcık da bunu kastediyorum. Bir süre sonra Almanya'nın bu silahlanma serüveni üzerinde de alarm veren çıkışlar ve değerlendirmeler göreceğiz sanırım. Şimdi tabii Türkiye-Britanya ilişkileri bu gelişmelerden etkilenir mi? Bu da önemli bir konu. Daha önce Tras milletvekilleriyle özel bir görüşmede mültecileri sığınmacıları Türkiye'ye gönderme planından söz etmişti. Tabii Türkiye'de mülteci meselesi bu kadar alevliyken bu da tepki çekti. Ruanda ile bir anlaşma yapmışlardı. işte İspanya ve Türkiye gibi ülkelerle de böyle bir anlaşmaların yapılabileceğine dair milletvekillerine bir plandan bahsedilince bu basına da sızdı. Milletvekilleri de bunu açıkladılar. Bunun üzerine Türkiye tepki verdi. Dışişleri bir açıklama yapmıştı. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı ya da sınır muhafızı olmayacaktır şeklinde. E, bu daha e, başbakan olmadan yarattığı bir nahuşluk olarak bir kenarda duruyor. E, ancak şunu da biliyoruz. Erdoğan'ın Londra ile uyumu çok iyi. Brüksel'den çok daha iyi. İngilizler Erdoğan gibi liderleri severler. Birlikte çalışmaktan da hoşlanırlar. Bir kere İngilizlerin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'da kendi sömürgeci taktiklerini İslamcıları taşın taktiklerinde İslamcıları taşınan olarak kullanmak gibi bir geleneği de var ve bu çerçevede Erdoğan'ı da başından beri desteklediler. Nerede İslamcı bir örgüt var bakıyoruz. İngilizler hemen bunlarla yollarını kesiştirmişler. Müslüman kardeşler mesela. Çok desteklendi. Mısırda Abdül Nasır'a karşı desteklendi. Ee, Suriye'de bazı e, rejimle karşı yine Müslüman kardeşleri kullandılar. Bugün Suriye sahnesinde 2011'den sonra bakıyoruz. İngilizler bu İslamcı güçlerle perde arkasından çok sayıda iş çeviriyorlar. Ee, Myanmar yine hatırlanması gereken bir e, coğrafya. Hindistan'ın parçalandığı süreçte de herkese İslamcılar üzerinden İngilizler nasıl yürüdüğüne dair çok enteresan çarpıcı tarihsel malzemeler bulmak mümkün. Fakat Erdoğan kendi derdine de düştüğü için işte Londra'dan birazcık daha farklı bir şekilde frene bastı ve Putin'e yaklaştı. Muhtemelen İngilizler bunu tedirginlikle izliyorlardır. Hatta Erdoğan Balkanlar turuna çıkarken bugün enerji kriziyle ilgili Kremlin'in de neşesini artıracak bir çıkış yaptı. Dedi ki Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu. Putin'i onlara karşı siz böyle yaparsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Herhalde Kremlin'in işte hani işine yarayan en uluslararası alandan gelmiş en çarpıcı açıklamalardan birisi olarak da bu kayda geçti. E, fakat e, tabii ki e, yani Truss, e, bu keskin çıkışlarıyla e, aslında Amerikalıları da e, bir yerde rahatsız etti. Çünkü e, yani onları da e, kontrolsüz bir şekilde e, güç savaşının içerisine e, çekecek çıkışlar yapıyor. E, maliyeti artıracak. Mesela Marshall planı gibi bir planın Ukrayna için ilan edilmesini istediğinde Biden yönetimi sen hele bir dur yönünde böyle bir ikazda bulundu. Daha önce basına sızmıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yani evet yani geçmiş var bunun. Bunu çok tartışabiliriz. Ama aynı zamanda Avrupa'daki bu delilerin de önünü açtı. Şimdi Lestrasse çok ilginç bir çıkışta bulundu, e, Times Radyo'da John Pianar'a e, konuşurken e, şöyle bir soru yöneltildi. Yani e, başbakan olması halinde e, nükleer füze fırlatma prosedürlerinin hemen kendisine gösterileceği hatırlatıldı ve e, şöyle bir soru e, soruldu. Bunların fırlatılması küresel imha demektir size düğmeye basıp basmayacağınızı sormayacağım. Evet diyeceksiniz. Ancak ben bu görevde görevle karşı karşıya kalsaydım kendimi fiziksel olarak da hasta gibi hissederdim. Bu düşünce size nasıl hissettiriyor gibi bir soru. Tras ise bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum ve bunu yapmaya hazırım yanıtını verdi öyle bir etrafına bakındı. Alkış beklercesine de bunu yapmaya hazırım diye ikinci kez tekrarladı sözünü. Tabii İngiltere'de başbakan adayları güçlü olduğunu göstermek için bu tür sorulara evet derler diyorlar. Fakat Tras'ta başka türden bir ihtiras var. Yani bunu altını çizmeye çalışıyorum. Ukrayna Savaşı'ndaki şahinliğini Johnson'ın ayağını kaydırmak ve başbakan olma hesaplarına bağlayanlar da vardı ancak yine de dediğim gibi çok ihtiraslı, ihtiraslı olduğu kadar cahil bir lider dümene geçmiş oldu. Avrupa'nın bu dönemde çapsız ve cahil liderlerle ciddi bir sınavı var ve çok öngörülemez bir gelecekten söz edebiliriz Avrupa içinde. Şimdi Ukrayna Savaşı'nın mantığını sorgulayanlar da alttan alta tabii e, rahatsızlıklarını dışa vurmaya başladılar. Bakalım Şahinler ile maslahçılar arasındaki bir ayrışma Avrupayı nereye götürecek? Bu çok önemli. E, bunu bekleyip göreceğiz. E, bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.